Hababam sınıfını hatırlıyor musunuz? Bir kül yutmaz öğretmen vardı. Onun sınıfında kopya çekmek, dalga geçmek imkansızdı hani. Öğrencilerinin dikkatini başka yerlere vermemesi için adamcağız sıraların üstüne çıkar dolaşırdı. Sağa bakmak yok, sola bakmak yok. Sen önüne dön, sen kımıldama. Gözünü önünden ayırma. Yutmam, yutmam. Kimse yutturamaz bana. Ben kül yutmam, derdi hani. İşte bu kül yutmaz öğretmen 42 yıl önce değil de bugün yaşasaydı öyle sıraların üstüne çıkıp dolaşmasına gerek kalmazdı. Tek yapması gereken internette Çin'deki alışveriş sitelerinden birine girip 2999 yuana şu kafa bandını sipariş etmek olurdu. Sonra da bunu öğrencilerinin kafasına geçirdi mi tamamdır. Evet, böyle bir kafa bandı gerçekten de var ve geçtiğimiz günlerde Çin'de satışa çıkarıldı. Focus 1 adlı bu kafa bandının amacı kendi deyimleriyle, üreticisinin deyimiyle eğitimi yeniden tanımlamak. Bunu yapabilmek için de onun öğrencilerin kafasına takılması gerekiyor. Sonra da onların yüzünde böyle anlamsız bir gülümseme oluşuyor. Tabii bu cihaz onların yüzünde böyle bir gülümseme oluşturmak için yapılmamış. Bu sadece bir pazarlama amaçlı film olduğu için herkes gülümsüyor doğal olarak. Amaç öğrencilerin beynini okumak. Beyin dalgalarını. Bu kafa bandı bir çeşit elektroensefalogram EEG cihazı. Dünyanın ilk giyilebilir beyin makine arayüzü. Takılan kafalardaki odaklanma ve dikkat seviyesini ölçüyor. Bu beyin makine arayüzleri konusunda daha önce Elon Musk'ın şirketi Neuralink hakkında bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. Fakat orada anlattıklarım hala geliştirilme aşamasındaydı, hala da geliştiriliyor. Bugün anlattığım cihazsa satışa çıktı bile. Peki eğitimi nasıl dönüştürmeyi hedefliyor? Şimdi klasik bir sınıfta, tipik bir eğitim alanındaki en büyük problemlerden biri nedir? Öğrencilerin dikkatini derse vermesini sağlamak. Konsantrasyon, arka sırada kaynatanlar, ön sırada uykusu gelenler. Oysa bu cihazı kafanıza takınca işler değişiyor. Hemen beyin dalgalarınızı okumaya başlıyor. Alfa, beta ve teta dalgalarını analiz ediyor. Özel bir algoritma yardımıyla bu analiz bir sayıya dönüştürülüyor. Yani derse ne kadar konsantre olduğunuzu bir sayıyla size gösteriyor. Ha, sadece size de değil. O bantın tam ortasındaki bir ışıkla, tepe göz gibi bir ışıkla bunu herkese hatırlatıyor. Mesela eğer o ışık mavi ise sizin hiç oralı olmadığınızı gösteriyor. Kırmızı ışıksa tüm benliğinizle kendinizi derse verdiğinizi. Öğrencilerin tüm bu sayısal odaklanma bilgileri öğretmenin önündeki bir bilgisayara gönderiliyor. Böylece öğretmen hem de gerçek zamanlı olarak sınıfın ortalama dikkat değerlerini sürekli olarak görebiliyor. Eğer bu değerin hızla düşmeye başladığını fark ederse, yani arka sıradakilerin kaynatmaya, ön sıradakilerin uyuklamaya başladığını anlarsa, ne yapabiliyor? Bunun için gerekli tedbirleri, önlemleri almaya başlayabiliyor. Yani kül yutmaz hoca gibi hemen sıraların üstüne çıkmaya başlayabilir. Ya da daha makul bir şey yaparak kullandığı yöntemleri, taktikleri değiştirmeyi tercih edebilir. Bakın nasıl da döndü mavili kırmızıya. Öğrencilerin dikkat seviyelerini ölçüp bunu sayısal bir değerle ifade etmek başka nerede işe yarayabilir? Karne notlarında. Öğrenciler kendi aralarında yaptıkları takım çalışmalarında bile kafalarında bu bant olduğu müddetçe öğretmenler onları takip edebilir. Okul müdürleri toplanan bu big data'yı kullanarak okullarını daha iyi hale getirmeye çalışabilir. Bu bilgiler birleştirilip dünyanın en büyük beyin dalgası veri tabanına dönüştürülebilir ve bu veri tabanı da hastanelerle paylaşılarak beynin nasıl çalıştığı konusunda araştırmalar yapılabilir. Böyle hararetli bir şekilde anlattıkça ironi yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz ama bu anlattıklarımı neredeyse kelimesi kelimesine bu cihazı satmaya çalışan, pazarlayan kişilerin hazırladıkları tanıtım filminden aldım. Filmin sonu da aynen şöyle bitiyor. Focus 1. Focus 1. Eğitimi yeniden tanımlayacak. Her şeyi değiştirecek. Size de bazen Black Mirror dizisinde yaşıyormuşuz gibi geliyor mu? Özellikle bu son zamanlarda teknoloji ile mahremiyetimiz arasında giderek artan bir mücadeleye tanık oluyoruz. Çin dünyanın yapay zeka lideri olma konusunda çok hızlı adımlarla ilerliyor. Parayı ortadan kaldırıp sadece yüzlerle alışveriş yapmak, yüzleri tanıyıp o yüzlerin ait olduğu bedenleri takip etmek. Bunlar çoktan uygulamaya aldıkları teknolojiler. Yeni neslin daha iyi eğitim alabilmesi konusunda da çok hırslılar. Anaokullarına yerleştirilen robotlar öğrencilerin sağlık durumlarını sürekli kontrol ediyor. İnanmayacaksınız ama bazı okullarda kullanılan üniformaların içerisine çip yerleştirilmiş durumda. Öğrencilerin okula kaçta girip çıktıkları ve her an nerede oldukları bu şekilde takip edilebiliyor. Bazı özel kameralar yardımıyla öğrencilerin ne kadar sıklıkla telefonlarına baktıkları bile ölçülebiliyor.
Elbette bundan endişe duyan bazı kişiler olsa da o okullarda eğitim veren ya da yöneticilik yapan kişilere göre bunlar yapılması gereken şeyler. Devlet çok büyük yatırımlar yapıyor. Teknoloji üreticileri, startuplar, teknoloji şirketleriyle eğitimcileri bir araya getirerek ortak çalışmalar, projeler üretmesini teşvik ediyor. Şangay'daki bu okulda öğrenciler kafa bantlarını kullanmaya başlamışlar bile. Derslerden önce meditasyon yaparak önce beyinlerini rahatlatıyorlar. Bu cihazların üstünde 3 tane elektrot var. Birisi o alın noktasında, diğer ikisi de kulakların hemen arkasında. Bu elektrotlar beyindeki nöronların ürettiği elektrik enerjisini yakalıyor ve gerçek zamanlı olarak öğretmenin bilgisayarına gönderiyor. Öğretmen de matematik sınavlarında kimin dikkatini yeterince verip kimin veremediğini rahatlıkla görebiliyor. Bunu başka kim görebiliyor biliyor musunuz? Veliler. Yani öğrenciler okuldan dönüp eve gittiklerinde de şenlik var. Gelin şimdi de sizleri 2019'da yapılan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES'e götüreyim. Kafa bantlarını geliştirenler işte bu gençler. Fuarda cihazın demosunu yapıyorlar. Mesela bilgisayardaki bu araba yarışını sadece beyin dalgalarınızı kullanarak kontrol edebiliyorsunuz. Beyninizi ne kadar odaklarsanız araba da o kadar hızlı gidiyor. Aynı oyunun bir de fiziksel araba yarışını yapmışlar. Bu arabaları da elinize aldığınız bir kumandayla değil, kafanıza taktığınız o bantlarla hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz. CES fuarında yaptıkları o demoda söyledikleri çok önemli bir şey var. Onu notlarımdan okuyacağım müsaadenizle. Diyorlar ki, tarihteki en büyük gelişmelere baktığınızda hepsinin ortak bir noktası olduğunu görürsünüz. Hepsi de sayısal ölçümlerle ortaya çıkmış ve gelişmiştir. İster mimari alanda, İster tıpta olsun, yapılan hassas ölçümler yeni ilerlemelerin önünü açmıştır. İşte bu yüzden diyorlar, eğitimde odaklanma gücünü ölçebilmek çok önemlidir, hatta devrimseldir. Kafa bandıyla birlikte geliştirdikleri yazılım, dikkati sadece ölçmekle kalmıyor, onu kontrol edebilmeyi kolaylaştıran bazı yöntemler de sunuyor. Az önce gördüğümüz Çinli öğrencilerin derse başlamadan önce beyinlerini rahatlatmakta kullandıkları yöntemler gibi. Fuarda standı ziyaret eden 5 kişiyle bir deney yapıyorlar. Şu anda arkadaki ekranda bu kişilerin dikkat değerlerini sayısal bir grafik olarak görüyoruz. Ortalamanın üzerinde bir konsantrasyona sahipler. Demoyu yapan kişi onlardan gözlerini kapatıp sakinleşmelerini istiyor. Bunu kolaylaştırabilmek için de nefes alıp vermelerini yavaşlatmaya çalışıyor. Hani Miyagi-san gibi nefes al, nefes ver. Arkadaki grafik gerçek zamanlı olarak katılımcıların beyin dalgalarındaki değişimi gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi nefes alıp verdikçe yavaş yavaş azalıyor. Eğer benim o 4-7-8 tekniğini kullansalardı o değerler o 2'lere 3'lere kadar bile düşerdi. Nefes egzersizinden sonra beyin faaliyetleri tekrar artmaya başlıyor. İşte bütün bunları bu şekilde sayısal olarak bir grafik halinde görebilmenin aklımızı kontrol edebilmek açısından bize çok önemli faydalar sağlayacağını iddia ediyorlar. Az önceki nefes egzersizinde ben bu değeri 20'ye kadar düşürmeyi başardıysam bir sonrakinde 10'a kadar düşürebilir miyimin yollarını ararım. Eğer bunda başarılı olmazsam başka bir tekniği denerim. İşin özü bu. Deneyin sonunda katılımcılara kişisel bir karne de veriyorlar. Burada kendi değerlerinizi diğerlerinin ortalamasıyla kıyaslayabiliyorsunuz. Peki ya sonuç? Sonuç için biraz erken tabii ama Çin'de yapılan o öğrenciler üzerinde yapılan denemeyi hatırlıyor musunuz? İşte orada başarı oranlarının arttığı gözlemlenmiş. Öğrencilerin sınavlarda daha yüksek notlar almasını sağlamışlar. Çok güzel. Onlar ermiş muradına diyesi geliyor insanın da öğrenciler peki ne düşünüyor bu konuda? Bir kısmı aldıkları yüksek notlardan dolayı mutlu. Ama bazıları da dikkatlerini yeterince veremedikleri için evde anne babaları tarafından cezalandırıldıklarını söylüyor. Zaten o gencecik omuzlarında yeteri kadar stres baskı yokmuş gibi bir de bu konsantrasyon değerini, ölçümünü yüksek tutmak zorundalar artık. Öğrencilerden toplanan bu beyin verilerinin nerede, ne şekilde depolandığı ve hangi maksatlarla değerlendirileceği konusundaysa kimsenin bir bilgisi yok. Devlet destekli araştırma projelerine gittiği söyleniyor. Peki oralara giderken anonimleştiriliyor mu?
Yoksa bu gençler mezun olup da bir işe girmeye çalıştıklarında önlerine CV'leriyle beraber öğrenciyken aldıkları bu konsantrasyon notları da eklenecek mi? Konulacak mı? Bak sen iyisin, çalışkansın da pek konsantre olamıyorsun gibi gözüküyor diyecekler mi? Peki ya bu cihazların gerçekten doğru çalıştığından emin miyiz? Ya yanlış ölçümler yaparak sizi, beyninizi yanlış okuyorlarsa? 3 tane elektrotla beynin konsantrasyonu gerçekten de anlaşılabilir mi? Bu soruların cevapları da hala bilim insanları arasında tartışılıyor. Ama teknoloji geliştiricileri gördüğünüz gibi çoktan bunu bir ürün haline getirip pazarlamaya, satmaya başladılar bile. Ha tamam, bu kül yutmaz teknolojiciler bu işleri yaptılar, tasarladılar da Hababam sınıfının öğrencileri boş duracak mı? Bir yolunu bulup o cihazları hackleyemezler mi? Gördüğünüz gibi sorular her zaman olduğu gibi yeni bir teknoloji adeta bir bıçak gibi beynimize saplanıyor, orayı deşiyor ve ortaya böyle tartışmaları, soruları çıkartıyor. O bıçak bakalım bizim için bir tehdit mi olacak yoksa bir tedavi mi?